Şehriban Metin, Handan Metin'in ablasıyım. Sivas katliamında kaybettiğimiz 33 candan. Teşekkür ediyorum öncelikle. 28 yıldır bizleri hiç bırakmayan, bizimle birlikte bu mücadeleyi sürdüren bütün duyarlı kesimlere, sesimiz olmaya çalışan kanallara, herkes öncelikle teşekkür ediyorum. Her sene kamera bize uzatıldığında hep düşünüyorum, bu sene yeni ne söyleyeceğiz? Çünkü 28 yıldır bu kanayan yara hiçbir şekilde azalmadı, hafiflemedi, durmadı. Niye öyle peki? Çünkü aydınlık bir dünya için, bir Türkiye için çok seçkin insanlar Sivas katliamında yok edildikten sonra Türkiye'de hiçbir şey aydınlığın önünü açacak şekilde ilerlemedi, gelişmedi. Ondan sonra da bizi çok üzen, yaralayan, bizim de peşine düştüğümüz pek çok acı yaşandı ve hala yaşanıyor. Ne demokrasi özlemimiz, ne adalet özlemimiz, ne gelecek güzel günler özlemimiz, hiçbirini sağlayamadık. Sadece Pir Sultan'ı anmak için gitmişti benim kardeşim. ODTÜ'de öğrenciydi. Diğerleri de çok değerli, seçkin insanlardı hepsi. Bir kere hepsinin önünde saygıyla, anılar önünde saygıyla eğiliyorum. 28 yıldır süren davadan hiçbir sonuç alamadık. Çünkü biz bu işin tertipli, planlı olduğunu biliyoruz ama onu açığa çıkaramadık. Bu süreç ona hizmet etmedi. Şu anda müebbetle yargılanan ya da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan yaklaşık 12 zanlı yurt dışındalar. Ve Türkiye'de pek çok talebimiz olmasına rağmen ailelerin ve örgütlerin Türkiye'de herhangi bir sağlıklı girişim yurt dışı ile yapılamadı ve onlar yurt dışında cezalarını çekmeden hatta rahat konforlu bir şekilde de yaşıyorlar. Davanın bu süreci olduğu gibi duruyor. Yani bir yakalanamayanlar var, bir de maalesef bu işin perde arkası açığa çıkarılamadı. Dolayısıyla hala devam eden davada pek çok soru işareti devam ediyor. Ben inanıyorum ki Sivas çözülmüş olsaydı ondan sonraki süreç daha yaşanılabilir bir Türkiye için daha uygun olurdu. Özellikle bugün yaşadıklarımız ve bugün ortaya çıkan haberlere baktığımızda Sivas'ı bir kez daha durup düşünmekte olağanüstü fayda var. Yani Sivas aydınlatılmadan Türkiye aydınlatılamayacak. Bizim görüşümüz bu ve Sivas'ın aydınlatılması için Sivas'ın unutulmaması gerekiyor. Bir husus da şu, sanıklardan bir isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun bir süredir çalışıyor olduğu öğrenildi. Sonrasında çıkışı verildi. Bu haberi duyduğunuzda ne hissettiniz? Bu tür haberleri pek çok kez duyduk. Belediyede çalışan, hapisteyken evlenen, hapisteyken çocuğu olan, hapisteyken olan çocuğun adını İzbullah koyan. Bu tür şeyleri sürekli duyduk. Arandığı halde bulunamayan ama Sivas'ta mezarında evinde ölen. Bunlar bu süreçte sürekli duyduğumuz haberler tabii inanılmaz adalet duygunuzu yaralayan, acınızı ve öfkenizi artıran haberler. Bunları sürekli duyuyoruz. Bakan olan, milletvekili olan, siyasette çok güçlü kadrolarda yer alan avukatlar, bunların hepsi maalesef ta başından beri bildiğimiz şeyler ama büyük bir örgütlenme ve güç birliği olmadan da gün ışığına çıkarılamayacak şeyler. 2 Temmuz'da Sivas'ta olacak mısınız? Şimdi annem rahatsız ve hastanede yoğun bakımda birkaç gündür. Biraz da onun sıkıntısı, stresi var. Sanırım onun sıkıntısının artmasının sebebi de bizi böyle bir ay önceden bir sancı alır. Çok gitmek istiyorum. Annem hastanede, ben Sivas'a gidip zaten her yıl gidiyorum. Her yıl Sivas'a gidiyorum anmaya. Bu yıl da gideceğim. Ben Mehmet Atay'ın ablasıyım, Aynur. Aynur Atay. 28 yıldır Mehmet'i ve canlarımızı her yıl anıyoruz. Tabii ki ülkemizde bana göre bu yangın hala yanıyor. Hala yanıyor. Ve onları katleden zihniyet maalesef bizi yönetiyor. Yani bu gün gibi açık. Her şeyi biliyoruz. İşte bunun bir organize bir şekilde, yani bunları artık herkes biliyor, devletin yardımıyla yapıldığını biliyoruz. İşte günler öncesinden Sivas'a gelen şeyler, dışarıdan gelen
yabancı insanlar, ondan sonra otelin karşısına konan yığılan taşlar, bütün bunlar zaten bir olayın bir organize olduğunu, bir provokasyon demeyeyim de işte bunların bilerek yapıldığını gösteriyor zaten. Ve ben en çok aslında bu yıllar içinde şeyi merak ediyorum. Yani hep bu soruyu kendime soruyorum. Ya bu devlet Sivas'ın düşüncesini, zihniyetini bildiği halde nasıl izin verdi? Ya ben bunu bir türlü çözemiyorum. Neden izin verdi? Yani burada Ankara'nın göbeğinde küçücük bir basın açıklaması yapılması için hiçbir yerden izin alamazsınız. Ondan sonra binlerce polis gelir, yüzlerce polis gelir küçücük bir basın açıklamasında. Sivas'ta böyle büyük bir şenlik yapılacak ve çok farklı düşünceden insanlar gelecek. Ve devlet buna izin verdi. Ben bu noktada takılıyorum. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Ve yani devletin bu işin içinde olduğunu ve yapılmasını göz yumduğunu düşünüyorum. Maalesef biz 28 yıldır içimiz yanıyor, canımız yanıyor. Ama hep arkamızda binlerce insan olduğu için bu acıyı gerçekten çok daha paylaşarak yaşadık. Bu da bizi rahatlattı, mutlu etti. Yani iyi ki duyarlı insanlarımız var. İyi ki beraberiz onlarla. Onları özlüyoruz ve yıllar geçse de bu özlemimiz geçtikçe de artıyor. Tabii ki çok üzüldüm. Ya işte devlet, yine devlet göz yumuyor, göz yumuyor. Ha evet, bir CHP'li belediye geldikten sonra, daha önce mi girmiş orasını bilmiyorum, geldikten sonra bu kişiyi bulup gerekli işlemi yapmalıydı. Ancak yine herhalde oluşan tepkilerden sonra işten çıkarma yapılmış. Yani geç de olsa doğru bir karar verilmiş yine de. 2 Temmuz'da Sivas'ta olacak mısınız? Vallahi bu yıl olamayacağım. Çalışıyorum maalesef. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Olamayacağım ama ya zaten ben gitmeye çok zor cesaret edebildim ve bir yıl gidebildim. Yani duygusal olarak orayı görmeyi yıllarca şey yapamadım. Yani bir tür cesaret edip oraya gidemedim. İşte 3-4 yıl önceki bir 2 Temmuz'da gittim. Yani çok acıydı. Çok dayanmak çok zor ve ben ablayım. O annelerin o otelin içine girdiğindeki duygularını Ankara'dan hep yürekte hissettik. Biz de Ankara'da olalım, Ankara'yı büyütelim, Ankara'daki mitingi kalabalıklaştıralım, burada olalım diye hep böyle düşündüm ama asıl gitmeme sebebim o acı yeri görmeye cesaret edemememdi. Bu yılda gidemeyeceğim ama tabii ki gönlümüz orada.